Etkinlik 1. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı uygun kelimelerle doldurunuz. A şıkkı: Karşılıklı iki yüzü kare, diğer dört yüzü dikdörtgen olan prizma hangisidir? Bu prizma kare prizmadır. Buraya kare prizma yazalım. B şıkkı: Dikdörtgenler prizmasının kaç tane yüzü vardır? 6 yüzü vardır. Buraya 6 yazdık. C. Kare prizmanın kaç tane köşesi vardır? 8 köşesi vardır. Buraya 8 yazdık. C. Dikdörtgenler prizmasının kaç tane ayrıtı vardır? 12 ayrıtı vardır. Buraya 12 yazalım. D. Tüm yüzleri kare olan prizmaya küp denir. Buraya da küp yazalım. 2. Yandaki geometrik cismin ismini noktalı yere yazınız. Geometrik cismin ok ile gösterilen kısımlarının isimlerini kutulara yazınız. Evet. Burası köşesi. Burası ayrıt. Burası da 100. Bu prizmanın adı dikdörtgenler prizması. Pekiştirelim. 1. Çevrenizde dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küp'e model olan cisimlere birer örnek yazınız. Kitabımız dikdörtgenler prizmasına örnektir. Buzdolabı kare prizmaya örnektir. Zeka küpü ise küp'e örnektir. 2. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Tüm yüzleri karesel bölge olan geometrik cisim küptür. B. Kare prizma ve küpün ortak özelliklerini yazınız. Evet. Tüm yüzeyleri karedir. İkisinin de 12 ayrıtı vardır. 6 yüzü vardır. 8 köşesi vardır. 3 Aşağıdaki cisimlerden kaç tanesi dikdörtgenler prizması değildir? Bu değildir, bu değildir. Evet, iki tanesi değildir. Prizma olanlar bu, bu ve budur. 4. Aşağıda izometrik kağıttaki geometrik cisimlerin isimlerini noktalı yerlere yazınız. Bu küptür, bu kare prizma, bu da dikdörtgenler prizmasıdır. 5. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen geometrik cisimlerden kaç tanesi kare prizmadır? Evet. Bu kare prizmadır. Çünkü bakın burası kare. Bu küptür. Bu kare prizmadır. Tabanı kare olduğu için. Bu da dikdörtgenler prizmasıdır. Yani iki tanesi kare prizma. Etkinlik 1. Aşağıdaki ayrı uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının açılımını Verilen kareli kağıdı çiziniz ve boyayınız. Prizmanın açınımı bu şekildedir. Burası 4 birim, burası 2 birim, 2 birim, burası 3, 2, 2, 3, 4 birim. Evet, bunu boyamak istersek şu şekilde boyayabiliriz. 2. Aşağıdaki açınımlar birleştirildiğinde dikdörtgenler prizması oluşturanların altındaki kutucuya tik işareti koyunuz. Evet, bu kare prizma oluşur. Bu ise bir prizma oluşmaz. Çünkü yan yüzeyinde 3 tane var. Bu birleştirildiğinde dikdörtgenler prizması oluşur. Etkinlik 1. Aşağıda kareli kağıtta verilen şekillerin açılımları birleştirildiğinde küp olanların altındaki kutuya dik işareti koyunuz. Küp olanlar bu, bu ve budur. Diğerleri küp olmaz. 2. Aşağıdaki her bir geometrik cismi açılımı ile eşleştiriniz. Dikdörtgenler prizmasının açılımı bu şekildedir. Küpün açılımı bu şekildedir. Kare prizmanın açılımı ise bu şekildedir. Pekiştirelim. 1. Çevrenizde dikdörtgenler prizmasına model olan bir cismin açılımını çiziniz. Evet, bir dikdörtgenler prizmasının açılımı bu şekilde olabilir. 2. Yukarıda numaralandırılan açılımlardan hangilerinin dikdörtgenler prizması oluşturduğunu belirleyiniz. Evet, şimdi birincisi dikdörtgenler prizması oluşturur. İkincisi oluşturmaz. Üçüncüsü de oluşturmaz. Sadece birincisi. 3. Aşağıda açılımları verilen küplerin açılımları birleştirildiğinde Karşılıklı yüzlerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı. Birinci şekilde açılımı verilen küpün her bir yüzüne bir tane doğal sayı yazıldığına göre üçgen artı kare sembolleri yerine yazılacak sayıları bulunuz. Şimdi bu küp katlandığında 2 ile 4 karşı karşıya gelirler. Dolayısıyla bunların toplamı 2 artı 4 6'ya eşittir. 5 de kare karşı karşıya gelir. O halde kare 1 olmalıdır. Buradaki üçgenle de 0 karşılıklı yüz olur. Üçgen de 6 olmalıdır. Dolayısıyla kare ve üçgen yerine yazılacak sayıları bulduk. B şıkkı. İkinci şekilde açılımı verilen küpün yüzlerine 0'dan 10'a kadar olan doğal sayılardan bazıları yazılacaktır. Her yüze bir doğal sayı yazıldığına göre yıldız çarpı beşgen artı altıgen işleminin sonucu en az kaçtır denmiş. Burada çarpma işlemi var. Yıldız yerine sıfır yazarsak buradaki beşgen ve altıgen yerine ne yazarsak yazalım. Sonuç her zaman sıfır olur. Yani en az sonuç sıfırdır. Etkinlik aşağıdaki prizmaların yüzey alanlarını altlarındaki noktalı yerlere santimetre kare cinsinden yazınız. Şimdi birincinin kenarları 12, 20, 15. Yüzlerden birisi 12 çarpı 20 240 santimetre kare. Diğeri 12 çarpı 15 180 santimetre kare. Diğeri ise 15 çarpı 20 300 santimetre kare. Bunları toplayıp 2 ile çarpmamız lazım. Her birinden ikişer tane var çünkü. 240, 300 daha 540. 180 daha 720 yapar. 720'yi de 2 ile çarptığımızda 1440 buluruz. Bu prizmanın yüzeylerinin alanları toplamı 1440 santimetre karedir. Evet ikinciye bakalım. Bu bir küp. Küpün 6 tane yüzü var. Yüzlerinden bir tanesi 9 kere 9 81'dir. 6 yüzü olduğu için 81 6 ile çarptığımızda 486 santimetre kare olarak toplam alanını buluruz. Diğeri de kare prizma. Şimdi bunun iki tane tabanı var. Bir tanesi 7 kere 7, 49. Bunu 2 ile çarpalım. 49 çarpı 2, 98. Yan yüzlerden 4 tane var. Bir tanesi 7 çarpı 18, 126. Bundan 4 tane olduğu için 126'yı 4 ile çarpıyorum. 98 ile de 504'ü topladığımızda 602 santimetre kare buluruz. 2. Yukarıdaki dikdörtgen biçiminde kartonların her birinden ikişer adet bulunmaktadır. Bu kartonlar kullanılarak oluşturulabilecek dikdörtgenler prizmasının alanı kaç santimetre karedir? Bu kartonların ilk üç tanesiyle prizma oluşturulabilir. Şunları kullanamayız çünkü bunun bir kenarında 6 santimetre var. Şimdi bu yeşillerin bir tanesi 5 çarpı 10 50 2 tane var 100 yapar. Sarıların bir tanesi 5 kere 8 40 2 tane var 80 olur. Mavilerin bir tanesi 8 çarpı 10, 80. 2 tane var. 160 olur. Üçünü toplayalım. 100, 80 daha 180, 160 daha 340 santimetre kare olur. Pekiştirelim. 1. Yandaki dikdörtgenler prizmasının renklendirilmiş yüzlerinin alanları oklarla gösterilmiştir. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını santimetre kare cinsinden bulunuz. Evet yeşilin alanı 32 imiş. Bundan 2 tane var. 64. Pembe'nin alanı 20'ymiş, Bundan 2 tane var. 40. Sarının alanı 40 Bundan 2 tane var. 80. Bu üçünü toplayalım. 184 santimetre kare olur. 2. Yanda bir küpün açınımı verilmiştir. Verilen bu açınımdaki bir karesel bölgenin çevresi 36 santimetredir. Buna göre bu küpün yüzey alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz. Şimdi karelerden birinin çevresi 36 ise 36'yı 4'e bölerek bir kenarını 9 cm buluruz. Şimdi bunların bir tanesinin alanı 81'dir. Bundan 600 var. 81 ile 6'yı çarpalım. 486 cm kare olarak küpün yüzey alanını bulmuş olduk. 3. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasının yüzleri eş karesel bölgelere ayrılmıştır. Bu dikdörtgenler prizmasında kırmızı renkle gösterilen ayrıt uzunluğu 20 santimetredir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi 20'yi 5'e bölersek ayrıtlardan bir tanesini 4 buluruz. O zaman şurası 8 yapar, yükseklik ise 12 olur. Bize bunun alanı sorulmuş. E, yüzeylerden birisi 20 çarpı 8, 160. Bundan 2 tane var. 320 olur. Diğer yüzeylerden birisi 20 çarpı 12. 240. Bundan da 2 tane var. 480 olur. Yüzeylerden birisi 12 ile 8. 96. Bundan da 2 tane var. 192 olur. Bu üçünü topladığımızda 992 santimetre kare olarak toplam alanı bulmuş oluruz. 4 Aşağıda açılımları verilen prizmaların yüzey alanlarını metrekare cinsinden altlarındaki kutulara yazınız. Şimdi buradaki dikdörtgenin kenarlarından birisi 1, bir, diğeri 2, burası da 4. Şimdi şu şekilde yapalım. Bu büyük dikdörtgenin alanı 8. Burası 4, burası 8, burası 4, burası 2, burası 2. Toplam alanı bulalım. Toplam alan 28 metre karedir. Evet ikinciye bakalım. Bunun kenarları 2'şer metre. O zaman alanları 4 metrekare. 6 yüzey var. 6 kere 4 24 metrekare olur. Şimdi buradaki kare prizmaya bakalım. Bunun taban alanları birer metrekare. Buralar 4 metre olduğu için 4, 4, 4, 4, 16, 17, 18 metrekare toplam alanı vardır. 5. Bir kare prizmanın yüzey alanı 168 santimetre ve 5. Bir kare prizmanın yüzey alanı 168 santimetre kare ve taban çevresi 24 santimetredir. Bu kare prizmanın açılımını çiziniz denmiş. Şimdi 168 santimetre kare toplam alan. Taban çevresi 24 ise 24'ü 4'e bölersek taban kenarlarından birini 6 santimetre buluruz. Şimdi bunun alanı ise 6 kere 6 36 olur. Bunu 2 ile çarpalım. Çünkü alt ve üst taban var. 72 yapar. 168'den de 72'yi çıkardığımızda 96 santimetre kare olur. Bu da yan yüzeylerin alanı demektir. Açılımını çiziyorum şimdi. Tabanları kare. Şimdi şuraları biliyoruz. 6, 6 şu şekilde. Evet. Şimdi şu yüksekliği bulmamız lazım. Şu yanal yüzeyin alanı 96. 96'yı önce 4'e bölelim. 24. Şu dikdörtgenlerden bir tanesi 24. 24'ü de 6'ya bölünce diğer kenarı 4 cm olarak buluruz. Yani prizmanın diğer ayrıtı 4 çıktı. Bölüm sonu değerlendirme. 1. Yukarıda numaralandırılmış küplerin altına Yüzey alanları yazılmıştır. Hangilerinin yüzey alanı hatalı yazılmıştır. Birincinin bir kenarı 6'ymış. Bunun 6 yüzü var. Yüzlerden bir tanesi 6 kere 6 36. 6 yüzü olduğu için 36'yı 6 ile çarpalım. 6 kere 6 36 elde var. 3 18 3 daha 21. Evet bu doğru bulunmuş. İkinciyi yapalım. Bir kenarı 4 ise 4 kere 4 16 bir yüzü. 16 ile 6'yı çarparsak 96 yapar. Bu yanlış olmuş. Üçüncüye bakalım. Bir kenarı 3. 3 kere 3 9. Bir yüzünün alanı. 6 ile 9'u çarparsak 54. Evet bu da doğru yapılmış. Dördüncüye bakalım. Bir yüzü 2 kere 2 4. 6 yüzü var. 6 kere 4 24. Bu da yanlış yapılmış. Doğru olanlar 1 ve 3. Hatalı olanlar 2 ve 4. Hatalı olanlar 2 ve 4 olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 2. Kareli zeminde bir küpün açılımı verilmiştir. Verilen boyalı bölgenin çevresi 84 santimetredir. Buna göre açılım birleştirildiğinde oluşan küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bunun çevresini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 84'ü 14'e bölersek 6 çıkar. Demek ki bu küpün bir kenarı 6'ymış. Küpün bir yüzünün alanını bulalım. 6 kere 6, 36. 6 yüzü var. 36 ile de 6'yı çarparsak toplam yüzey olan alanını 216 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 3. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kare prizma için doğrudur? 8 tane ayrıtı vardır demiş. Bu yanlış. 12 ayrıtı vardır. Tabanı karedir. Bu doğru. 12 tane yüzü vardır. Bu da yanlış. 6 yüzü vardır. Yan yüzleri eştir. Bu da doğru. 2 tanesi doğru olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 4. Yukarıdaki açılımlardan hangisi ya da hangilerinin birleştirilmesinde dikdörtgenler prizması oluşmaz? Evet, birinci de oluşur, ikinci de oluşmaz, üçüncü de de oluşmaz. 2 ve 3 de oluşmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. Yandaki kare prizma kırmızı çizgilerle belirtilen yerlerden 3 eş parçaya ayrılıyor ve 3 adet küp elde ediliyor. Kare prizmanın yüksekliği 12 cm'dir. Buna göre elde edilen küplerden birinin yüzey alanı kaç santimetre karedir? 12'yi 3'e bölersek 4 buluruz. Küplerden birinin bir ayrıtı 4 çıktı. Bunun bir yüzünün alanı 4 kere 4 16. 6 tane yüzü olduğu için 16 ile 6'yı çarptığımızda 96 santimetre kare buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. Yandaki küpte üçgen, kare, daire ve yıldız sembolleri ile gösterilen Kısımların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet. Mavi olan kare taban. Şu ikisini eleriz. Sonra e, bu yeşil daire 100. O zaman C'yi de eledik. A şıkkı çıktı. E, yıldız köşedir. üçgende ayrıttır. Bakın. Hepsi burada doğru verilmiş. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. Aşağıda dikdörtgenler prizmalarının ayrıt uzunlukları verilmiştir. Harflerle isimlendirilen dikdörtgenler prizmalarının Yüzey alanlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Evet A şıkkını bulalım. Şimdi şu yüzey 5 kere 9 45 2 tane var 90 olur. Diğer yüzey 5 kere 6 30 2 tane var 60 olur. Diğer yüzey 6 kere 9 54 2 tane var 108. Bu üçünü topladığımızda 258 santimetre kare buluruz. B şıkkına bakalım. Evet bu bir kare prizmaymış. Tabanı 4'e 4, 16 olur. 2 tane var. 32 yapar. Yan yüzlerden birisi 4 kere 7, 28. 4 tane var. 4 tane 28, 112 olur. Topladığımızda 144 buluruz. Üçüncüye bakalım. Bu bir küp. Bir yüzünün alanı 5 kere 5, 25. 6 yüzü var. 150 yapar. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük A sonra C, sonra B. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. Yanda iki eş kapağı olan dolabın kapaklarından birinin genişliği 40 cm'dir. Şekilde verilenlere göre dolabın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Kapaklardan birisi 40 ise burası da 40 o zaman burası 80 olur. Şimdi yüzlerden birisi 150 yüz çarpı 80. 12.000 cm kare olur. Yüzlerden biri ise 150 çarpı 30, 4500 santimetre kare olur. Diğer yüzler ise 80 çarpı 30'dan 2400. Bu üçünü toplayalım. 12.000, 4500 ve 2400. Topladığımızda toplam yüzey alanı 18.000. 900 cm kare buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır.